Devam ediyoruz Haber Türkçe para gündeme. Konuklarımız da hazır. Gündeme bir giriş yaptık. Haberleri, yorumları, Ankara'dan yansıyanları, ekonomiden yansıyanları aldık. Şimdi değerlendirmeye devam etmeye zamanı. Konuklarımızı hemen bu sabah yorumlarıyla bize eşlik edecek konuklarımızı tanıtayım. Sonra haber akışımız var. Haberlere bir bakalım. Yorumlara geçelim. Şimdi Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Abdullah Ağar bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Günaydın. Teşekkür ederim Ebru'm. Günaydın. Günaydın. Saygılar. Sağ olun. Gazeteci Metehan Demir Ankara stüdyomuzda. Günaydın Metehan. Hoş geldin. Günaydın. İyi haftalar herkese. Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Aydın da bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Günaydın. Merhaba. Şimdi gelişmeler var, haberler var dedik. Biliyorsunuz geçen haftadan bu yana konuştuğumuz bir konu gündeme damgasını vurdu. Bomba gibi düştü. TODEX, kripto para mağdurları. Faruk Özer yurt dışında kırmızı bültenle aranıyor. 8 ilde operasyon düzenlenmişti. 80 gözaltı kararı vardı. 69 kişi gözaltında, 11 kişiyi arama süreci devam ediyor. 70'e çıktı gözaltına alınanlar. Peki sanırım abisi, kardeşi de gözaltında alınan, ablası, abisi de gözaltına alındı. Şirkette ortaklık ve sorumlulukları nedeniyle çalışanlardan gözaltında olanlar var. Bu 70 kişinin profili, durum ve bugüne yansıyanlar Ozan Kerleci bir toparlarsa dinleyeceğiz. Ozan. Ebru Baki, gözaltına alınan 70 kişi vardı birkaç dakika önce. Aslında o 62 kişi adliyeye sevk edildi. 8 kişinin ise işlemleri hala devam ediyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı milyonlarca liralık vurgun yaptığı iddia edilen Faruk Fatih Özer ve şirketi TODEX yönelik soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında 80 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti ve bunlardan 70'i gözaltına alındı. 23 Nisan'da düzenlenmişti ilk operasyon ve gözaltına alınanlar geçen 3 günün ardından bugün artık adliyeye sevk edildi. 62 kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne çıkarılarak İstanbul Anadolu Adliyesi'ne götürüldü. 80 kişinin ise işlemleri sürüyor. O işlemleri süren kişiler arasında Faruk Fatih Özer'in kardeşi Serap Özer ve abisi Güven Özer de var. Yine Güven Özer'in de gözaltında olduğunu tekrar hatırlatırım. TODEX'in gizli ortağı, resmi olmayan ortağı olduğu iddia edilmişti. Yine kardeşi Serap Özer'in de mali işler ve muhasebeden sorumlu müdürü olduğu iddia edilmişti. Gözaltına alınanlar arasında dikkat çeken isimler de olduğunu söylemiştik. Onlar da bilgi teknolojilerinden sorumlu müdürü ve müşteri hizmetlerinden sorumlu müdürü de gözaltında. 70 kişinin gözaltında olduğunu tekrar hatırlatalım. Faruk Fatih Özer ve diğer 9 kişiyi de arama çalışmaları hala devam ediyor. Faruk Fatih Özer Interpol'le kırmızı bültenle aranıyor. 30 Türk vatandaşından biri. Tekrar hatırlatalım. 70 kişi gözaltına alınmıştı operasyonlar kapsamında. 62'si emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 8 kişinin işlemleri sürüyor. Gözaltında süresi devam eden isimler arasında Faruk Fatih Özer'in abisi Güven Özer ve kardeşi Serap Özer de var. Ebru Baki. Ozan Kerleci, teşekkürler. 70 kişi gözaltında, 62'si adliyeye sevk edildi. Dolayısıyla 8 kişinin ifadelerinin alınması süreci devam ediyor. Hem şirketin üst düzey yöneticileri hem de şirketin ortağı olduğu ve mali işlerden sorumlu olduğu iddia edilen abi ve abla da gözaltına alınan isimler arasında. Faruk Özer de yurt dışında kırmızı bültenle arıyor.